Peki bir de seçime çok az bir zaman kaldı biliyorsunuz ki seçim arifesindeyiz. Evet işte bir seyyanen zam konuşuluyordu. Yine daha fazla konuşulmaya başlandı. Hatta Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre cumartesi günü işte Ankara'da bir miting, Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyyanen zam açıklamasında bulunacağı söyleniyor. Peki burada tahmin edilen rakam nedir? Ya tabii bu özellikle yılın başından beri benim devamlı olarak da dile getirdiğimde bir konu. Şunun altını çizeyim. Bakın biz hani neden mesela ben böyle bir şeyin yapılması gerektiğini düşündüğümü size tek tek anlatayım. Geçtiğimiz Nisan ayında yani 2023 Nisan ayında aslında dönemi olmamasına rağmen en düşük emekli maaşında bir düzenleme yapıldı. Diğer emekli maaşlarına dokunulmadı ama SSK Bağkur'daki en düşük emekli maaşı 5.500 liradan 7.500 liraya çıkarıldı. Çünkü 5.500 gerçekten çok düşük kalmıştı. Şimdi aynı şey şu anda da söz konusu. Yani şu anda da 10 bin lira en düşük emekli maaşımız ve bu en düşük emekli maaşımız çok düşük kaldı. Ocak ayında bir zam yapıldı emeklilerimize %49,25 şeklinde. Ama dönüp bakıyoruz en düşük emekli maaşına %34 zam yapıldı. 7.500 liradan 10 bin liraya getirildi. Dolayısıyla buradaki bu anlattığım iki sebepten dolayı ben kesinlikle en düşük emekli maaşında bir artış bekliyorum. Ama en düşük emekli maaşına yapılan artış da aslında tek başına hakkaniyetli olmuyor. Neden diye sorarsanız eğer en düşük emekli maaşını 9 bin prim günü ödemiş Bağkurlu da alıyor. En düşük emekli maaşını 3.600 günde emekli olmuş vatandaşımız da alıyor. Maalesef. Şimdi bu SSK kanununun, Bağkur kanununun, SGK mevzuatının maalesef ki işte garabet diyoruz ya bazen ya bu neden böyle oluyor dediğimiz noktaların bir tanesi de bu. Orada bir maaş skalası adaletli şekilde oluşturulamamış durumda. Bundan kaynaklı olarak da en düşük emekli maaşını artırıyorsunuz ama evet vatandaşlarımızın hepsi aynı alıyor ama bu tarafta 9 bin prim günüyle alan emekli olan Bağkurlu ya diyor ben hala bu parayı mı? Evet, kendine 3.600 yapılan. kendine yapılanı haksızlık olarak görüyor. Çünkü gerçekten de 3.600 prim günüyle emekli olanla 9.000 prim günüyle emekli olan kişinin aynı maaşı alması hani nereden baksanız haksızlık olarak açıklanabilir ancak. Peki, hani kök maaş için düzenleme peki nasıl hemen bir anda yasalaşacak? Seçim arifesindeyiz. Bununla da ilgili bir çalışma olacak mı? Kök maaşla ilgili. Ya şu anda meclis kapalı Aleyna Hanım. Zaten seçimden önce meclisin tekrar açılması gibi bir durum söz konusu olacağını ben düşünmüyorum. Hele ki son haftaya girdik. Artık seçim sattımı halinde hani bir tabir vardır at yarışlarında. Atlar son düzlüğe girdi yani artık son hafta. Bu son haftada ancak ne olabilir? Karşılıklı olarak vaatler olabilir. Yani fiiliyatta çıkıp da hükümet tarafı bunu bir kanuna bağlama şansı şu anda çok da takvim itibariyle mümkün gözükmüyor seçimden önce. Ama ne olur seçimden sonrasına dair bugününden verilen bir vaat olabilir bu. Zaten benim de beklediğim ancak bu şekilde bir şey olacak diye düşünüyorum. Ne olur diye sorarsanız Evet, işte çok kısa onu soracağım. Yani kök maaşa hep düzenlemeden bahsediyoruz. Hazır seyyanen zamda gelecek diye bir rakam telaffuz edebilir miyiz? yani burada rakam telaffuzunu ben çok doğru bulmam. Çok kahinlik olur. Çünkü bütçe olanakları gerçekten bizim bilgimiz dahilinde olan şeyler değil. SGK'nın aktüeryel dengesinin durumunu bizim bilgimiz dahilinde olan şeyler değil. Ama baktığında tekrar söylüyorum en düşük emekli maaşında %34'lük bir zam yapıldı. Ama bütün emeklilerimize %49'luk zam yapıldı. Bir kere orada %13-14'lük bir gerçekten fark oluştu. Ben bunun bir kere kesinlikle dahil edileceğini düşünüyorum. Yani bir eşitlik ve adaleti sağlamak açısından bu rakamların biraz daha üzerinde bir rakam olur gibi geliyor. Geçen sene yapılana bakıyorum 5.500 liradan 7.500 liraya çıktı. Yarı Yani bu yarıya. senede tabii yani bu senede yarı yarıya ama ben bu sene yarı yarıya çok olacağını düşünmüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bakın ekonomi yönetimi devamlı olarak talebi kısıcı, piyasadaki likiditeyi azaltıcı önlemler almaya çalışıyor. Bu ne demek? Bu talep yönlü enflasyonun dizginlenmesi demek. Kredi kartlarında
kısıtlamalara gidiliyor. Dönüyoruz bu tarafa, kredilerde, özellikle bireysel kredilerde kısıtlamaya gidiliyor. Şimdi bakın, bugün mesela dün yayınlandı resmi gazetede, bireysel emeklilik yani BES'e tabi olan vatandaşlarımız belli şartlar altında BES'te biriken paralarının %50'sini kullanabileceklerdi. Bu 26 Mart'tan itibaren de başlayacaktı. Ama dün resmi gazetede yayınlanan kararnameyle 1 Temmuz'a ertelendi. Yani piyasadan yeni para girişi, piyasadaki talebin artırılmasına yönelik olarak insanların cebinde para olursa alışverişe giderler. İşte cebinde para olmasın ki alışverişe gitmesin şeklinde bir enflasyon dizginleme yöntemimiz var şu anda. O ortodoks politikalar dediğimiz. Şimdi bunu yaparken bir taraftan da en yüksek maaşlı kesim dediğimiz toplamda 16 milyon emekliler. Yani emekliler öyle küçük bir kesim değil. Rakam değil, doğru. Değil. Yani 16 milyon Aleyna Hanım. Bunun oy çarpanı belki 40 milyon. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Şimdi emeklilerde her birinde 4.500 lira gibi bir rakam. Yani bu bütçe olanaklarının falan çok ötesinde bir rakam gibi geliyor bana. Ama mutlaka en azından en düşük emekli maaşlarının belli bir seviyeye çıkarılması konusunda ben de hemfikirim. Ama o tür büyük rakamlar çok zor gibi geliyor. Çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.